Serbest Soru YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Detaylara geçmeden yine hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. 20 bin abone sayısına ulaştığımız zaman çekilişle birlikte 3 adet Trabzonsporlu futbolcuların imzalayacağı formayı sizlerle buluşturacağımızın hatırlatmasını da yapalım. Dün akşam oynanan Deniz Spor Trabzonspor Kupa maçının yorumuyla başlayalım. Dün tabii maç biraz geç başlayınca, saat olarak geç de bitince videomuzu bugüne bırakmak istedik. Hani bugün de bir takım gelişmeler olursa onları da sizler için derleyelim istedik. Yedek ağırlıklı bir kadroyla Trabzonspor sahaya çıktı. Zaten daha önceki videomuzda da bahsetmiştik. Yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkıp 4 tane as oyuncu vardı yedek kulübesinde. Onlar da maçın gidişatına göre bir hamle oyuncusu. Hani maç tehlikeye girer, sıkıntıya girerse Abdullah Avcı'nın onları sahaya süreceğini söylemiştik. Nitekim de aynen öyle oldu. Şimdi en çok merak ettiğiniz konu neydi? Kouassi'nin performansı. Ben de çok merak ediyordum. Çin Ligi'nden alınan bir oyuncu. Kumaşına baktığımız zaman, özellikle tabii videolarını izlediğimiz zaman, iyi işler yaptığını bir gördük. Yattara'ya benzetenler var. Vakame'ye benzetenler var. Ama dün akşamki performansına baktığımız zaman tabii Trabzonspor'un galibiyet golünü attı. Özellikle yumuşak bilekleri var. Adam eksiltme, çalım kabiliyeti iyi. Fakat oyuncular bir arada oynamadıkları için, ki en büyük sıkıntı her zaman söylüyoruz, bir oyuncuyu oynatan önündeki, sağındaki, solundaki ve arkasındaki oyunculardır. Birbirlerini tanıdıkça belki çok daha iyi işler yapacaklar, ama bu kadro ilk defa böyle bir arada oynadığı için bu tür aksaklıkların da olması çok doğal. Örnek veriyorum, Kouassi alıyor topu, adam eksiltiyor, pasını veriyor, boşluğa kaçıyor, ama Kouassi'nin oraya gideceğini düşünmeyen o futbolcu topu oraya atmayınca sadece bir boş koşu yapmak zorunda kalıyor. Dediğimiz gibi bir arada oynadıkça bu tür sıkıntılar ortadan kalkacak, ama Kouassi'nin performansı iyiydi. İyiydi. Ama takım olarak Trabzonspor'un çok kötü olduğunu söyleyebiliriz. Yani ben yedek kadrodan daha iyi işler bekliyordum. Mesela 4 tane isim var ki bunların daha önce lig tecrübeleri de var. Serkan, Hüseyin Türkmen, Berat ve Yunus Mallı. Diğer oyuncuları da değerlendireceğim, ama bu 4 oyuncu Süper Lig'de forma giymiş oyuncular. Bunların en azından takımı ateşleme noktasında, takımı hareketlendirme noktasında biraz daha gayretli olmaları gerekirdi, ama maalesef o gayretleri göremedik. Yunus Mallı için hep dedik, fazla forma şansı bulamadı. İşte sana fırsat, kendini gösterme, kendini kanıtlama. Şimdi bakıyorsunuz 10 numara mevkiinde oynayan bir oyuncunun en önemli özellikleri cepheden gördüğü noktada şut çekebilen ya da topu kanatlara yayarak hücum varyasyonlarını geliştirecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama dün biz bunu Yunus Mallı'da gördük mü? Görmedik. Ama her zaman söylüyorum, biraz önce de söyledim, tek maça bakarak yorum yapmak çok zor. Çünkü uzun süre oynamıyorsunuz. Bir özgüven kaybı yaşıyorsunuz. Ve ilk defa hiçbir arada olmayan oyuncularla birlikte oynuyorsunuz. Bunların da zorluklarından bahsediyoruz, ama karşınızda sizin ayarınızda olmayan bir takım var. Evet, yedek ağırlıklı bir kadro, ama sonuçta TFF 1. Ligi'nde mücadele eden bir ekiple oynuyorsunuz. Ben Trabzonspor'un çok daha rahat kazanabileceğini düşünüyordum. Ama maalesef aynı Boluspor Kupa maçındaki gibi oldu. Yine yedek oyuncular genel anlamda baktığınız zaman bana göre verilen şansları çok iyi değerlendirmediler. Forvet'te Enis Destan'ı beğendim açıkçası. Hava hakimiyeti iyi. En azından boşluklara koşan bir oyuncu. Yani oturup bekleyen değil, rakip savunmayı rahatsız eden, pres yapmaya çalışan bir görüntü vardı Enis'te. Ama dediğimiz gibi zamanla belki bu oyuncular çok daha iyi olacaklardır. Ama şimdi Trabzonspor bu turu geçtikten sonra rakiplerine bakacak olursak, daha güçlü bir rakipler ortaya çıkarsa Trabzonspor daha farklı bir kadroyla, daha az oyunculardan değerli bir kadroyla çıkmak zorunda kalacak. Lig biliyorsunuz devam ediyor. Trabzonspor'un bir hedefi var. Ama bu yedek oyunculardan belki tamamını değiştirme şansı olmayabilir, ama yer yer gelecek vadeden bu kadroda forma giyebileceğine inandığı oyunculara tabii ki mutlaka Abdullah Avcı daha fazla şans verecektir diye düşünüyorum. Genel anlamda baktığımız zaman tabii Trabzonspor beklenenin uzağındaydı ve Mustafa Çeçenoğlu, Denizspor'un golünü atan oyuncu, yani şunu söyleyeyim, tek başına oynadı. 28 yaşında, hani baktım ki nereden gelmiş, kimdir bu oyuncu diye. Tek başına Denizspor'u ateşledi, golü attı, takımı hücuma kaldırdı. Fenerbahçe altyapısında oynamış. Daha sonra işte Buksaç'ta oynamış.
Bildiğim kadarıyla aklımda kaldı kadar Gençlerbirliği'ne gitmiş, oradan kiralık dönmüş, en sonunda Gençlerbirliği'nden Denizspor'a gelen bir oyuncu. Yani TFF 1. Ligi'nde tek başına bir takımı, bir futbolcu ancak bu kadar ayağa kaldırabilirdi. Açıkçası Mustafa Çeçenoğlu'nun performansı iyiydi. İşte yedek oyuncularında buldukları bu şansları aynı Mustafa gibi kullanmaları gerekirdi diye düşünüyorum. Ama zaman içerisinde belki bu futbolcuların performansları biraz daha üzerine katılacaktır ama dünkü karşılaşmada hani ben açıkçası genel olarak söylüyorum, takım olarak Trabzonspor'u çok beğenmedim. Çok zorlandığını gördük ki zaten Abdullah Avcı maç 1-1'e geldikten sonra hamle yapmak zorunda kaldı. Belki kafasında Puhaç ya da Bakasetas, Siopis'i oyuna çok fazla alma düşüncesi yoktu. Bu kadroyla bu engeli aşarım dedi ama maç 1-1'e geldikten sonra bir Adana Demirspor, biliyorsunuz penaltılarla kaybetmiştik. Bir Adana Demirspor maçının faciasını tekrar yaşamayalım. Ki bu takım aynı zamanda Galatasaray'da evet kupadan eledi ama Trabzonspor böyle bir riske girmemek adına Abdullah Avcı bir hamle yaptı ve Bakasetas'ı oyuna alarak Trabzonspor'un hücum gücünü arttırdı ve Kouassi'yi de forvete alarak Trabzonspor'un ikinci golünü atan Kouassi'yi de forvet alarak en azından ilk yarıda çok fazla pozisyon bulamayan Trabzonspor ikinci yarıda rakip kalede daha fazla göründüğünü sizlere söyleyebiliriz. Tabii şu düşünülebilir, hani Enis alındıktan sonra neden bir santrafor oyuncu alınmadı? Biliyorsunuz Canini ve Cornelius kadroda yoktu. Yani orada yapılabilecek işte yeni transfer var ama hani Emrehan o da çok geç geldi. Çok fazla takımla birlikte idmana katılmadı. Belki onu o anlamda hazır görmedi için Abdullah Avcı şans vermemiş olabilir. Ama Kouassi'nin de kenar forvetler içerisinde oynayabildiğini biliyoruz ve forvet mevkinde de gerek kalındığında forma giyebileceğini her zaman söyledik. O nedenle böyle bir değişiklik yaptı ve Siopis orta sahaya girdikten sonra Puaç'ı da önde, yani sol açıkta denedim. Ve Trabzonspor'un bu dakikadan sonraki oyunu biraz daha derli topluydu. Rakip kalede daha fazla pozisyon buldu ve neticesinde de attığı ikinci golle birlikte Denizspor'u kupada devre dışı bırakarak çeyrek finale adını yazdırdı. Yusuf için şunu söyleyelim. Yusuf beklediğimiz Yusuf değil. Yani Trabzonspor'dan giderkenki Yusuf değil ama dediğimiz gibi hep şunu söylüyoruz. Yani çok çabuk bekliyoruz. Biraz tez canlıyız. Oyunculardan hemen 1-2 maçta çok üst düzey performans bekliyoruz. Zaman içerisinde bunlar olabilecek. Kouassi için az önce söyledim. Yani 11'i zorlar mı sorusuna gelecek olursak Vakame ve Visca varken hani çok zor. Ama şunu söyleyeyim, bir hamle oyuncusu olarak en azından bu sezon bir hamle oyuncusu olarak Trabzonspor'da en azından oyuna sonradan girip katkı sağlayabilir. Ama şunu söyleyeyim, hani ilk maçtaki görüntüsü Yattara'ya benzetenler var. Ben çok benzetmedim, evet çalımları şunlar bunlar ama Yattara daha süratliydi. Kouassi belki zaman içerisinde oyuncularla birlikte bir kaynaşırsa, uyum sorunu da aşarsa belki süratini de en azından görebiliriz ama Yattara, benim gördüğüm Yattara daha süratliydi. Daha çok gidip geliyordu ve şurada bir gerçek, gol atmaktan çok attırmayı seven bir futbolcuydu. Zaten bildiğim kadarıyla ya 65 ya 75 tane asisti vardı Trabzonspor formasıyla İbrahim Yattara'nın. Ama dediğimiz gibi zaman içerisinde Kouassi de daha üzerine katacaktır. Daha çok katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Evet, genel anlamda buydu ama önemli olan şu, Trabzonspor'un turu geçmesiydi. Yedek oyuncuları görme şansına nail olduk. Onların en azından performanslarıyla ilgili olarak biraz bilgi sahibi olduk ama dediğimiz gibi o Süper Lig tecrübesi olan oyuncuların üzerine katmaları gerekiyor. Performansları çok düşük. Hani diğerleri evet ilk defa oynadılar. Acemilik çekebilirler, bocalayabilirler. Onlara en azından bir tolerans hakları var ama bu bahsettiğim Berat, Hüseyin Türkmen, Serkan ve Yunus Mallı'nın artık yani savunulacak bu noktada hani şudur budur zamanı ihtiyaçları var, yorum yapamayız. O nedenle bu oyuncuların kendine bir an önce çeki düzen vermeleri gerekiyor ki bu kadroda kalıcı olsunlar. Şu anki performansları dediğim gibi çok kötüydü diyebiliriz. Evet, Trabzonspor turu geçti. Önemli olan buydu ama şimdi çok daha önemli bir müsabaka. Hafta sonunda Konyaspor ağırlayacak Trabzonspor kendi evinde ve tabii en yakın takipçisi olması sebebiyle Trabzonspor Konyaspor'u yenerek en azından aradaki puan farkını açıp
bir engeli daha aşarak rahat bir nefes almak istiyor. Bu karşılaşmanın çok daha zor olacağını biliyoruz. Çok daha çetin geçeceğini biliyoruz. Ama her maç bu sezon Trabzonspor açısından zor. Trabzonspor kendine yakışan futbolunu oynarsa ki bu seneki performansa baktığımız zaman Trabzonspor savunma güvenliğini elden bırakmayan, rakibe çok fazla pozisyon vermeyen ve Türkiye'nin en iyi hücum hattına sahip olduğu için kendine olan özgüvenle birlikte mutlaka ben bu takıma gol atacağım düşüncesiyle birlikte oynayıp oyun disiplininden geriye düştüğü halde oyun disiplininden de kopmayan bir Trabzonspor izliyoruz. İnşallah Trabzonspor Konya engelini de rahat geçer ve haftayı 3 puanla kapatırlar. Bu bizim için daha da önemli diye düşünüyorum. Transferle ilgili olarak çok kısa bir bilgi vereceğim. Trabzonspor transfer döneminde ne kadar para harcadı? Merak ediyorsunuzdur. Trabzonspor 9 tane futbolcu transfer etti. Söylüyoruz her zaman. Aynı zamanda ligin lideri olduğu gibi transferde de ara transfer döneminin lideriydi Trabzonspor. Tabii 4 tane önemli isim aldı. Ardından yedek de bekletebilip gelecek vadeden Türkiye'nin muhtelif kulüplerinde oynayan genç yetenekleri de Trabzonspor bünyesine kattı. Tabii onları hedef gelecek yıl daha fazla forma şansı vermek. Bu yılki 8+3'ün gelecek yıl 7+4'e inecek olması nedeniyle yerli oyunculara daha çok Trabzonspor'un ihtiyacı olacağı için onların da bir an önce gelip kadroda durmaları için böyle bir hamle yapıldı. Şimdi şu konuşulabilir, birazdan rakamları vereceğim. Trabzonspor yaklaşık olarak ara dönemde 9 oyuncuya verilen bonservis bedelleri ve yarım sezonluk yani sezon sonuna kadar yapacağı ödemeler yaklaşık olarak 170 milyon TL. Yani 169 küsür ama ben tabii yuvarladım biraz. Oradaki döviz kurunun bugünkü, yarın belki daha da artacak, belki daha da düşecek ama şu anki kur üzerinden konuşmak gerekirse 170 milyon TL'lik bir 128 bin bildiğim kadarıyla bonservis bedeli ödedi. Yaklaşık 41 milyon civarında da Trabzonspor oyunculara devre arası için aldıkları oyunculara sezon sonuna kadar ödeyeceği bir rakam var. Toplam 170 milyon TL'lik bir dilim var. Şu konuşulabilir, hep söylüyoruz, evet Trabzonspor'un başarısı önemli, Trabzonspor'un yaptığı hamleler önemli ama Mayıs ayında da ödemeler başlayacağı için Trabzonspor mevcut aldığı oyuncuları çok fazla bu sezon içerisinde kullanamayacak, o bir gerçek. Yani belki birini, belki ikisini kullanabilir. İşte eğer rakip sizden daha güçsüzse kupada devam ederken onlara biraz daha forma şansı verebilirsiniz. Ama hani bu hamle sezon sonu yapılsaydı belki Trabzonspor'un kasasında bir miktar daha fazla para olabilirdi. Belki alabileceği, zorlandığı transfer dönemindeki stoper ya da bir başka oyuncu için daha bir hamle yapma şansı olabilirdi. Ama bu pencereden değil de bir de yönetim penceresinden baktığımız zaman şu da olabilir. Sizin istediğiniz oyuncuları bir başka takım alabilirdi. O nedenle hani sezon sonuna bu işi bırakmaktansa alalım, kendi bünyemizde barındıralım mantığı içerisinde de olmuş olabilir. Ama bir sonuçta oyunculara ödenen bir rakam var. Hani 3'ün 5'in belki çok fazla hesabı yapılmaz ama sezon sonunda almış olsaydınız belki bir miktar paranız kasada kalırdı. Bu bir eleştiri olarak algılanmasın lütfen. Sadece bir düşünce olarak bunu söylüyorum. Siz de görüşleriniz nedir? Trabzonspor'un ara transfer döneminde yaptığı transferlerin Trabzonspor'a katkı sağlayacağına inanıyor musunuz? Gerçekten gelecek yıl bu oyuncuların ya da bu sezon içerisinde bu oyuncuların forma bulma şansları ne kadar? Ve dün akşamki maçta oyuncuların performanslarını değerlendirecek olursanız nasıl? Sınavı geçtiler mi? Onlarla ilgili olarak düşünceleriniz nedir? Lütfen yorumlar kısmında bizlerle birlikte bunları da paylaşın. Ama transfer her zaman söylüyoruz çok riskli bir durum. Bazen çok iyi aldığınız oyuncu sizde uyum sağlayamayabiliyor. Bazen kendi kulübünde çok vasat gibi görünse büyük takımlarda fırsat tanındıkça kendi çizgisinin çok üzerine çıkan oyuncular da oluyor. Ama dediğimiz gibi bu transfer dönemi risktir. Bazen iyi olur, bazen kötü olur. Ama önemli olan sayısal anlamda çokluğun iyi olması bizim isteğimiz, dileğimiz. Bakalım Abdullah Avcı bu genç oyunculara bu sezon içerisinde ne kadar daha forma şansı verecek. Bunu hep birlikte göreceğiz. Evet, şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça tabii sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hoşça kalın.